Kürtler bombalamakla, öldürmekle ortadan kalkacak bir halk değildir. Bu ülkede terör ve terörist olmak arasında değerli milletvekilleri lütfen lütfen karşılıklı konuşmayalım, Hatip'i dinleyelim lütfen. Suriye'de, Rojava'da, Irak'ta, Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşanan sorunlar vardır. İran'da, Türkiye'de, Kürdistan'da yaşanan sorunlar vardır. Siz ne zaman barışsever oldunuz? Siz ne zaman arabulucu olmak istiyorsunuz? Siz ne zaman insan haklarını savundunuz? Şimdi çıkıp İsrail ve Filistin halkı arasında arabuluculuğa soyunuyorsun. Sorarlar size, önce gidin kendi meselenizi çözün. Kendi sorunlarınızı çözün. Bakınız, Cumhurbaşkanı 2013-15 yılları arasında bir adım attı. Ondan önce 2009'lara Oslo görüşmeleri başladı. Ülke bir aşamaya geldi. Bakınız, Suriye'deki savaş 15 Mart 2011'de başladı. 15 Mart 2015'te 11'de başlayan savaş 12 yıldır devam ediyor. Yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Dünyanın tüm teröristleri Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirildi. Bu mu uluslararası ilişkiler? Bu mu uluslararası alanda barışı savunmak? IŞİD'in geçiş alanına döndü. Şu an Suriye'nin durumu nedir? Suriye üçe bölündü. Fiiliyatta şu an üç bölgedir. Bir, rejimin kontrolünde olan, Esad'ın kontrolünde olan bölge. Diğer bölge, Türkiye'nin kontrol ettiği, zaman zaman ÖSO, zaman zaman Suriye Milli Ordusu dediği bölge. Diğer tarafta Kürtlerin yaşadığı, kendi topraklarını savunduğu bölgelerdir. Bakınız, bu ülkede PYD'nin temsilcileri kırmızı halıyla karşılandı. Ta ki 2014 yılına kadar. 2014 yılına kadar Salih Müslüm, PYD'nin eş başkanı bu ülkeye geldi. İlgili devlet dairelerinde, bakanlıklarda görüşmeler yapıldı. Şu an ne oldu? Türkiye'nin politikalarına göre hareket etmeyen Kürtler, rejime karşı savaşmayan Kürtler, IŞİD'le ittifak yapmayan Kürtler şu an bombalar yağıyor. Ha, nereye yağıyor bombalar? Hastanelere arkadaşlar, enerji merkezlerine, sivil alanlara, sivil insanlar yaşamını yitiriyor. Halbuki Türkiye'nin yapması gereken nedir? Türkiye Kürtlerle Orta Doğu'da büyük bir demokratik birlik oluşturursa kazanır. Bence çağrı yapmalıdır. Bence bu saatten sonra Türkiye'nin Kürtlersiz büyüme ihtimali yoktur. Çünkü Kürtlerde de bir politik bilinç gelişti. Kürtler artık ana dillerinde ısrar ediyor. Kürtler artık kendi kendini yönetmek istiyor. Kürtler artık bir sistemi inşa etmek istiyor. Ama 2016'dan şimdiye kadar hafif demokrasi kırıntıları olan bu ülkede seçme ve seçilme hakkını Kürtlerin elinden aldınız. Milyonlarca insanın seçme ve seçilme hakkı elinden aldınız. Öyle hamasetlere devam edebilirsiniz. Milliyetçiliklerle, milliyetçi söylemlerle de kendinizi tatmin edersiniz. Bakınız, bu sorunu Cumhurbaşkanı çözseydi bu ülkenin belki ikinci kurucusu olacaktı. Ama başaramadı. Ama yapamadı ve 2015'ten şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda kaç milim ileri gitmiş? Cumhurbaşkanı'nın eline verilen bir Orta Doğu haritası, Rojava haritası, adeta Şark ıslahat planının güncel hali. Biz Kürtleri güney sınırından, Rojava sınırından 30 kilometre aşağısına süreceğiz. Yani insanlar politikayı okuyor. Görmüyorum orada Birleşmiş Milletler salonunda bunun bir tehcir olduğunu, Kürtler arasında bir blok örülme anlayışını. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bu savaşın, bu çatışmanın bir sonunun olması gerekiyor. Ama bakınız, aynı zamanda Irak'ta da Kürdistan bölgesel yönetimi vardır. Orada da Milli İstihbarat Teşkilatı ne yapıyor? MİT sivillere suikast yapıyor arkadaşlar. Bunu kendi internet sitelerinde zaten açıklıyorlar. Biz bunları savunmuyoruz. Biz bunların karşısındayız. Şimdi bunlarla Türkiye büyür mü? Türkiye gelişir mi? Gelişmez. Ondan dolayı bir an önce bu yanlış politikalardan, bu eksik politikalardan vazgeçmelidir. Öldürme politikasından vazgeçeceksin ki uluslararası alanda ben barışseverim diyeceksin. Ben çözüme varım.
ben çözüm gücüyüm diyeceksiniz. Siz kendinizi görmelisiniz, aynaya bakmalısınız. Gazze'ye değil, tabii ki Gazze şu an yanıyor, büyük katliamlar yaşanıyor. Siz orada arabulucu olma ihtimaliniz yoktur. Bir pencere, aynaya bakın, kendinizi göreceksiniz. Kürtler bombalamakla, öldürmekle ortadan kalkacak bir halk değildir. Bakınız, tarihsel ittifaklar yapılmıştır. Tarihsel ittifaklar vardır. Biz bu tarihsel ittifaklara çare yapıyoruz. Bakınız. Bu ülkede terör ve terörist olmak arasında, bu ülkede değerli milletvekilleri lütfen karşılıklı konuşmayalım. Hatibi evet. Dinleyelim lütfen. Karşılıklı arkadaşlar, bu yok. Ülkede terör kürsü ve terörist kürsü var, veririz. Buyurun. Terör ve terörist olma arasındaki çizgi kıl payıdır. Bir gün kapıyı çalarlar. 2016'dan önce bu sıralarda oturanlar şu an bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Avrupa'da ve bir kısmı da cezaevinde. Sizin ortaklarınız, yani ortaklarınız, cemaatle yürüdüğünüzü herkes biliyor. Şimdi ben onun için diyorum, bu ülkede terörist olmak bir sırat köprüsüdür. Bakınız, Yargıtay'ın verdiği kararlar, Anayasa Mahkemesi'nin durumu. Yarın bir gün size de bir örgüt oluşturabilirler. İktidardan düştüğünüz zaman ya da ortaklığınız bittiği insanları da terörle itham edebilirsiniz. Ben tarihsel meselelerden bahsediyorum. Kürt meselesinin öldürmekle, savaşla, çatışmayla çözülemeyeceğinden bahsediyorum. Ama siz kendi tribünlerinizde oynuyorsunuz. Bakın, temsil ettiğiniz siyasi kanal da bu ülkede çok çekti. Sizin bu yapınız çok çekti. Şu an bir kısım arkadaşlar da buradadır. Siz böyle saldırgan bir hale geldiniz. Çünkü iktidarlaştınız. İktidar bir hastalıktır. Güçlendiniz. Her tarafı ele geçirdiniz. Şimdi kendiniz dışında herkese zulm yapıyorsunuz. Hakaret yapıyorsunuz. Ondan dolayı biz duyuyoruz. Kürtlerle barışmayı düşünün. Kürtlerle bir araya gelmeyi düşünün. Kürtlerle konuşmayı düşünün. Kürt düşmanlığını bırakın. Kürt düşmanlığıyla Kürtleri bu dünyada ya da Kürdistan'da yok edemezsiniz. Bakınız. Sen hikaye anlatıyorsun. Bu hikayelere halkın karnı toktur. Bakınız, hakaretli bu işler böyle yürümüyor. Size söyleyeyim. Bu laflarla yalan söyleyen sizsin. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. Başkan, konuşturmadılar ki. Ben yaptığınız hakaretleri misliyle iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum bu hakaretlerinizi. Bizim burada bahsettiğimiz uluslararası ilişkilerde ilkeli olmak gerekiyor. Barışı İsrail-Filistin'de savunuyorsanız kendi İsrail-Filistin'inize de bakmanız gerekiyor. Bu iş savaş uçaklarıyla, bombalamalarla çözülmez. Tekrardan ben tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.